Ben konuşmama doğruca teşekkürle başlamak isterim. Çünkü e, bu üçüncü sempozyumu düzenleyen kurumlara minnet borcumuz var. Biz bisikletleri bir araya getirdiler. Öncelikle Ege Üniversitesi e, Fazıl Hocamıza, Yeliz Hanım'a, e, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Fidan Bey'e ve İl Emniyet Müdürlüğü'nden Sayın Süleyman Kutay Hocamıza, Yavuz Karatay e, komiserimize çok teşekkür ediyorum. Bir diğer teşekkürümü de yine bisiklet kulüplerine ve platformlarına yapmak isterim. Özellikle İzmir'de bisikletin kullanımının çok yaygınlaşması, ulaşımda artması, farkındalık yaratması adına bütün katkı koyan herkese sonsuz teşekkürler. Bunların başında işte Ege Pedal Spor Kulübü var, Perşembe akşamı bisikletçileri var, çarşamba akşamı bisikletçileri var. Son dönemlerde başlayan, gelişen başka gruplar var. Artık isimlerini bile sayamıyoruz. Aklıma gelen Pedal 35 var. Biz varız. Hepsi e, mutlaka bir katkı koymuştur. Bugün 3-5 kişiyle bile e, tura çıktığında insanlar mutlaka fark yaratıyorlar. İşte az önce Mustafa arkadaşımız da anlatmıştı. işe bisikletle gidenler için e, bir kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle başlayan şey e, arz talebi doğuruyor. Arz talep olunca yollar yapılmaya başlıyor, belediye farkına varıyor ve işte bizler kurumlarımızı, platformlarımızı temsilen buradayız. Evet, biraz da kulübümüzden bahsedelim. Ket Bisiklet Kulübü 2010 yılında bir Facebook sayfası olarak kuruldu. Orada bir avuç bisiklet gönüllüsüyle yola çıktık. 8-10 kişiydik. Zaman içerisinde geliştik. Günlük şehir içi akşam turlarıyla başladık faaliyetlerimize. Hızlı bir süreçte dernek aşamasına geçtik. 2013 Temmuz ayında dernekleştik. Bir tüzel kimlik kazandık kurumsal iletişim ve belediye e, federasyon spor il Müdürlüğü gibi e, makamlarla iletişim kurmakta tüzel kimliğimizin önemli olduğunu düşünüyoruz önemli olduğuna inandık ve pek çok kazanım elde ettiğimizi e, düşünüyorum inanıyorum ona spor kulübü faaliyetlerimizle başladık e, İzmir'de İzmir'de ilk yaptığımız işlerden bir tanesi çok önemsediğim şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Yol bisikleti yarışı yapıldı ilk kez. Menderes Belediyesi ile birlikte Atay'a saygı Menderes yol bisikleti yarışları yaptık. Yönetim kurulu arkadaşlarıma bana bu konuda verdikleri destek için, yanımızda durdukları için çok çok teşekkür ediyorum ve kendilerini de biraz tanıtmak isterim sizlere. Yücel Karaman arkadaşımız derneğimizin ikinci başkanıdır. Kendisi İT'de mühendis. Sedat Yanturalı derneğimizin genel sekreteridir. Kendisini Cumhurbaşkanlığı bisiklet turundan tanıyacaksınız. Iı, tur doktoru idi. Eylül'de görevli profesör doktor. Behçet daha deviren ıı, arkadaşımız Serbest Muhasebeci Kendisi saymanımız Aysel Ataş arkadaşımız Hollanda'dan geldi. E, bütün yaşamını bisikletle geçirmişti. İzmir'de de bisiklete dair e, faaliyetlere devam ettiriyor. Bize katkı veriyor. İsmail Uyar arkadaşımız yine tüm turlarda e, bizim kahramızı çeken dostlardan bir tanesi. Serhat Dilim kardeşimiz de kendisi e, radyologtur. O da e, gençlerle iletişimde çok destek veriyor bize sağ olsun. Ket olarak neler yapıyoruz? E, düzenli olarak salı ve cuma akşamları turumuz var. E, başlangıçta şehir içi turlarını özellikle zor bölgelere yapmak istedik. Mesela Karşıyaka'ya, Güzelbahçe'ye her zaman gidebiliyoruz. Çünkü düz yollar. Ancak e, Buca'ya gitmek zordu, Gazemir'e gitmek zordu, Sarnıç'a gitmek zordu, Karşıyaka'nın örnek köyüne gitmek zordu. Biz zoru denemek istedik. Daha çok farkındalık yaratmak adına e, bunları yaptık. Hafta sonu turlarımızı da yine, e, gerçi burada herkes konuya vakıf, hep bisiklet camiasından insanlar var ama belki bilmeyenler olabilir diye söylüyorum. E, bisikletle nerelere kadar gidebiliriz düşünmek adına, e, işte Foça'ya, Urla'ya, Seferisar'a, Gömüldür'e vesaire Kuşadası'na kadar gidilebiliniyor. E, korkmadan başlamalarını öneririm herkese. İzmir'de yine e, önemli şeylerden bir tanesi bizim adımıza söylüyorum, e, festival yapmaktı. İzmir pedallarımın altında bisiklet festivalinin bu yıl üçüncüsünü yapacağız. İlk iki tanesini başarıyla geçirdik. Yine bu konuda destek veren belediyelere, Büyükşehir Belediyesi'ne ve diğer belediyelere çok teşekkür ediyoruz. Kaymakamlıklar, Kızılay gibi kurumlara. Yol yarışını anlatmıştım. Evet, şehrimizde sosyal etkinliklerde pek çok grup var. Özellikle dezavantajlı gruplar önemli yolların biraz daha gelişmesinde o arkadaşlarımızın da çok büyük katkı vereceğine inanıyorum. Bunların başında Eşpedal geliyor. Eşpedal nedir? Eşpedal görmengeli arkadaşlarımızın oluşturduğu bir gruptur. Bizim içimizde de yönetimimizde de görmengeli arkadaşlarımız var. Aktif olarak rol alıyorlar. Bizler de orada onlara destek vermeye çalışıyoruz. Örneğin tandem bisikletler ile pilotluk yaparak onların turlara katılmasını sağlıyoruz. Biz onlara destek olmaya çalışıyoruz. Onlar da bize güç katıyorlar. Yine aynı şekilde Down sendromu dernekleriyle çalışıyoruz. O arkadaşlarımızın da ailelerinin de çok mutlu olduklarını gördük. Bu da bize çok büyük ciddi anlamda mutluluk verdi. Gönül gözümüzü açtı onlar bizim. Yine aynı şekilde otizm dernekleriyle işbirliği içerisinde hareket ediyoruz. Çok geliştiremedik açıkçası onu. Biraz o anlamda muzları biz ama olacak inancındayız. Kızılay'la Afet Gönüllü esasında bir çalışma yapmıştık. O çalışmaya da yine Gençlik Spor İl Müdürlüğü destek verdi. Oradan gönüllü kardeşlerimiz geldiler. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden yine gençlik merkezlerinden destek vermişlerdi. Pınar Punzit arkadaşımızın organize ettiği 23 Nisan'daki Bike Parti'ye katıldık. 3 İzmir Turu yine Turizm Bakanlığı'nın Turizm Tanıtma Haftası nedeniyle yapılan bir organizasyondu. Bu organizasyonda Şehrimiz için önemli olan 3 ayak, yani üç İzmir'i gezdik. Agora, Yeşilova Höyü ve Simirna. E, muhtelif belediyelerin etkinliklerine de katılıyoruz, destek vermeye gayret ediyoruz. İlk festivalimizde madencilerimiz anasına böyle bir saygımız olmuştu. Evet, destek veren belediyeler, yine üniversiteler, Süleyman Kutay hocamız. Süleyman Kutay hocamızı e, özellikle şey özür dilerim müdürümüzü özellikle e, huzurlarınıza bir kez daha almak isterim. İzmir'e ilk geldiğinde biz kendisiyle ilk kez tanıştık. Bursa'dan bir arkadaşımızın önerisiyle e, Sedat hocamızla ziyaretine gitmiştik. Bir teşekkür amacıyla. E, gerçekten çok ciddi yol alınmasına e, neden oldu İzmir'de ve polisin İzmir'deki gülen yüz oldu sağ olsun. Gazimur Belediye Başkanımız ve Kızılay Etkinliklerimiz. Bunları neden anlattım? Şu amaçla herkesin bir katkısı var. Hiçbir şeyi küçümsememek gerek, hiç kimseyi küçümsememek gerek. Yapılan her şey sonuç itibariyle bizlerin dostluğu, barışı, kardeşliği ve sağlıklı yaşamı geliştirmesi adına önemlidir, önemsiyoruz. Bir kez daha huzurlarınızı hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.